Isparta, Türkiye'nin gül bahçesi. Dünyada gül yağı ihtiyacının %65'ini buradan karşılıyor. Gülbirlik tarafından gül çiçeğinin alım fiyatı bu yıl 51 lira olarak belirlendi. Yine bu yıl gül çiçeğinden 13 bin ton civarında rekolte elde edildi. Gelecek yılki gül çiçeği sezonuyla ilgili ise Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Kanal 32 Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yılki gül çiçeği rekoltesini iklim şartlarının belirleyeceğini belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Burada önemli olan gül çiçeğinin toplanması. Bu yıl yaşanan zorlukları gördük. Toplayamazsanız hiçbir faydası olmaz." ifadelerini kullandı. Tamamen iklime bağlı olarak neticesini görebileceğimiz bir konu bu. Şu aşamada görüyorsun, çok kurak geçen bir mevsimden içerisindeyiz. Kış döneminde ne kadar yağış alacak, ne kadar işte soğuk, don olayı yaşayacağız, bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama normal şartlarda yeteri kadar gül bahçesinin olduğunu söyleyebilirim. Ama buradaki önemli olan şey şu, bu her sene yaşanan, özellikle son yıllarda çok daha fazla karşımıza çıkan meselelerden birisi toplama sıkıntısı. Yani gül çiçeğini yetiştirmek, dikmek vesaire, bunlar toplamaya göre biraz daha kolay olan şeyler. Yani bunları yapabilme kabiliyeti var herkesin, ama sezonu geldiğinde gül çiçeği günübirlik toplanmak suretiyle fabrikalara ulaştırılması gereken bir ürün. Dolayısıyla toplayamazsanız, bahçede kalırsa, yani rekolte düştü mü? Evet, düşmedi rekolte. Yeteri kadar bahçede gül var, çiçek var, ama toplayamadığınız zaman size hiçbir faydası yok. Bence olursa önümüzdeki sezonda toplama sıkıntısı söz konusu olacak. Yine devam edecek olan problemlerden birisi bu. Ama öbür taraftan rekoltenin istenilen seviyede gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusu. Çünkü şu andan itibaren bir şey söylemek çok erken. Her şey normal giderse yeteri kadar gül çiçeğinin olacağını ve herkesin ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayacağını söylemek mümkün. Gül çiçeğinde iyi bir fiyat verdiklerine dikkat çeken Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, fiyat konusunda gül birliği basamak yapmanın yanlış olduğunu ifade etti. İyi bir fiyat verildi mi? Ben böyle düşünüyorum. Ama bunun bir şeyi var mıdır? Doyum noktası var mıdır? Yoktur. Yani dediğim gibi, ha burada kaç kişidir bunu söyleyen? Dikkat edin. Yani biz yaklaşık 3000 kişiyle muhatap oluyoruz para dağıtımında. Yani 30 kişi çıkmaz. Soruyorsun 30 kişiden bir tanesine, senin kaç ton gülün var? 5 ton gülün var. Peki ne veriyorsun gülbirliğe? 100 kilo, 200 kilo. Yani adamın, yani ne diyeceğim şimdi sen buna? 5 ton gülü var, bana 200 kilo gül veriyor. Niye diyor, işte fiyatı az verdiniz, çok verdiniz. Sebep? Ha, ne? Bu da ya, maalesef arkadaşlarımızın bir kısmı burada şöyle bir handikap yaşıyorlar. Yani gülbirlik artı %5, gülbirlik artı. Ya artık bunları geçin ya. Ya paranız varsa ne verecekse verin kardeşim ya. Siz gülbirliği, yani kendinize basamak yapmanızın mantığını ben çok da iyi anlamış değilim yani. Bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, tamam hiçbir şey demiyoruz. Bakıyorsun arkasından, o onu geçiyor, o onu geçiyor, o onu... Tamam kardeşim, paranız var mı? Var. Ne verebiliyorsun? 60 lira. Ver. Sen gülbirlik şunu verirse... Peki biz 45 lira verseydik ne yapacaklardı? Örnek veriyorum. Gülbirliği baz alıyorsunuz. Biz 45 lira versek, ha vermeyeceklerdi. 50 lirayı veriyorsun ama şimdi. Neden başlangıç adamın 50 lirasını peşin olarak ödemiyorsun, vermiyorsun? Ya bunlar çok etik olan, çok da böyle ekonominin içine sindirebildiği, benimsediği şeyler değiller. Ya bir kere biz bir kooperatifiz bakın. Ya biz kooperatif. Kooperatif karıyla, zararıyla, her şeyle ortak olan, her şeyine göğüs gelen, elini taşın altına koyan bir sistemden bahsediyoruz. Ama bizim dışımızdaki çalışan arkadaşlar, onlar kendi hesaplarına çalışan insanlar. Elbette çalışacaklar, elbette yapacaklar ama yıllardır her nedense yani böyle bir yol ve yöntem takip etmek suretiyle, ondan sonra da gidiyorlar, işte Gülbirlik şunu verdi de biz öyle bunu vermek zorunda kaldık gibi laflar ediyorlar dışarılarda, sağda solda. Ben doğrusu bunları çok küçük hareketler olarak değerlendiriyorum.